2021 yılında penkalas antik adıyla penkalas günümüzde koca çay olarak bilinen çay içerisinde çay yatağında Kazı çalışmaları sürdürdük. Bu çay üzerinde toplamda 5 tane köprünün olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesinin ahşap köprü olduğunu antik yazarlar bize bildiriyor. Bu köprülerden bir tanesi restore edilmiş durumda. Bir tanesi bu sezon içerisinde restorasyonu devam etmekte. Ee, ve bir tanesinin de kazısına başladık. Ve bu kazı esnasında köprünün e, oldukça yıkılmış harap vaziyetteki köprünün... E, bloklarını dere yatağında alüvyonların altında ortaya çıkarmaya başladık ve bu kazı esnasında aslında bizim için sürpriz olan bir takım bulgularla, buluntularla karşılaştık ki bunlar e, büyük boyutlu mermer heykellere ait başlardı. Bunlardan iki tanesini özellikle e, sizlerle paylaşmak isterim ki bir tanesi yaklaşık 50 santim yükseklikte bir e, Afrodite başı. Afrodite antik dönemde aşk ve güzellik tanrıçası. Diğeri ise bir Dionysos başı. Şarap tanrısı Dionysos'un başı ki onun da yüksekliği 45 santim. Daha önceki çalışmalarımızda genellikle heykellerin gövdelerini tespit ederken hiç baş bulamıyorduk açıkçası. Bu bağlamda karşılaştığımız bu güzel mermer başlar ki oldukça kondisyonları iyi durumda. Bunlarla bu başlarla karşılaşmamız kazılar esnasında bizi oldukça sevindirdi ki bu başlardan hareketle bu heykel başlarından hareketle şunu söylemek mümkün gerek Afrodite gerekse. Dionysos Antik Yunan tanrıları ama bu tanrıların isim değiştirerek Roma döneminde de varlığını sürdürdüğünü biz biliyoruz ki Anadolu coğrafyasında aslında Antik Yunan kültünün çok tanrılı dinin Roma döneminde de önemini kaybetmeden uzunca süre var olduğunu göstermesi açısından bizim için yine önemli bulgular. Tabi bunlar Belki Ayzanoy'da, belki yakın çevresinde e, önemli bir heykel atölyesinin olabileceğini de bize düşündürüyor. İleriki yıllarda yapacağımız çalışmalar, gerek e, bulduğumuz heykel parçaları üzerine yapacağımız analizler ve stilistik çalışmalar sonucunda bu bölgede belki bir e, heykel atölyesinin, bir heykel ekolünün olup olmadığını tespit etme yönelik çalışmalarımız da devam edecek.